Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve lekad ersana Nuhan ila kavmihi felebise fihim elfe senetin illa kamsina ama sadakallahu azim. Andolsun ki Nuh'u kavmine gönderdik. 50 yıl hariç tam 1000 yıl aralarında kaldı. Sonunda tufan onları nefislerine zulmederlerken yakalayıverdi buyuruyor Yüce Rabbimiz. Ankebût suresi 14. ayet. Kâne Nuh aleyhisselamın ömrü elfen ve kemsine seneten 1050 seneydi. Bu İsa ala râsi erba'ine 40 yaşında ne yaptı? Yani peygamber olarak gönderildi. وَلَبِسَ ف۪ي قَوْمِهِ 950 عَامًا. Kavmi arasında 950 sene kaldı. وَعَاشَ بَعْدَ طُوْفَانِ 60. Tufandan sonra da 60 sene ne yaptı? Yaşamıştır. وَعَنْ وَهْبٍ yani Vehb ibn-i Münebbih اَنَّوْ عَاشَ أَلْفًا وَاَرْبَعْمِيَ سَنَةً 1400 sene yaşamış ondan gelen rivayete, Vehb'den gelen rivayete göre. فَقَالَ لَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ يَا اَتْوَلَ الْاَنْبِيَاءِ عُمْرًا كَيْفَ وَجَدْتَ الدُّنْيَا Söylenildiğine göre Melekül Mevt, yani Azrail ona şöyle demiş. Ey ömür cihetinden peygamberlerin en uzun yaşayanı, dünyayı nasıl buldun? Kale Nuh Aleyhisselam demiş ki, Kedarin leha baban. İki kapısı olan bir ev gibi buldum. Dehaltu ve haraçtu. Bir kapıdan girdim, diğer kapıdan çıktım. Ve lem yekul tis'amiye ve hamsine sene. Yani Cenab-ı Allah direkt hemen 950 sene kaldı deseydi. Niçin 1000'den 50 eksik dedi? Liyene levkile kezalike yani 950 denilseydi lecaze en yutevahheme ittaqu hazel adad ala ekserihi. Demek ki 950 yani 950'nin fazlasına da şamil geldiği tevehüm edilirdi. Ama ve hazat tevehumu zailun huna. Bu yanlıştır. Li tevehum zapt etmiş yanlıştır. Şurada bir elif olacak. Ve hazat tevehumu zailun huna. Buradaki tevehum diyor zaildir yani. Fekenu kile şöyle tis'amiyetin ve hamsine seneten kamileten ve afiyeten adedi. Sanki tam, kamil olarak 950 sene kaldı. İlla ene zalike ahsara. Yani bu ayette el felsenet ile hamsine amen daha kısadır şu ibareden. Yani tis'amiyetin ve hamsine seneten kamileten ve afiyeten adet uzundur biraz. Ve azab lafzan lafziyetin daha tatlıdır. Ve emla bil faydeti faydayı daha ne yapıyor? Daha dolgundur fayda cihetinden. Ve li enel kıssata tabi bu Zemahşer'in görüşüdür. Bu bir görüştür, yorumdur yani. Yani şu dedi yani niçin böyle demiş, öyle dememiş. Hani adetler diyor, adetler bazen çoğuna da ittak edilir. Bu Zemahşer'in görüşüdür. Ama bazı alemler diyor ki adetler ne ziyadeliğe ne noksanlığa delalet eder. Mesela 10'sa 10. Yani 10 dedin yani 10'dur yani. Ondan ne eksik ne fazla yani anlaşılır. İşte o belagat olsun diye yani ayetin belagatini anlatmak için böyle bir yorum yapıyor. وَلِأَنَّ الْقِصَّةَ سِيقَتْ yani diyor bu Nuh Aleyhisselam'ın kıssası sevk edilmiş, getirilmiş. لِذِكْرِ مَا اُبْتِيَلَ بِهِ نُوحٌ Aleyhisselam مِنْ اُمَّتِهِ Evet. Yani Efendimiz'i teselli amacıyla Nuh Aleyhisselam'ın gönderildiği ümmetinden dolayı başına gelen bela ve sıkıntıları efendim anlatmak için getirilmiştir, sevk edilmiştir. Bir de وَمَا كَابَدَهُ مِنْ طُولِ الْمُصَابَرَةِ Evet. Yani
çekmiş olduğu sıkıntılara uzun katlanması, uzun uzun mücadele etmesi. Bu sikat tesliyeten li nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'i yani dediğimiz gibi teselli için getirilmiştir. Demek Nuh aleyhisselamın ümmetinden dolayı başına gelen musibetler ve onların vermiş olduğu eziyetlere göğüs germe için bu kıssa getirmiş. Niye getirilmiş? Efendimiz'e bir teselli olsun. Peki enne zikrul elfi efham. Sanki diyor bu binin zikredilmesi daha büyüktür yani. Daha böyle yüceltilir. Ve evsel ilel garat. Yani maksada daha ulaştırılır. Yani dinleyen kişi yani ne yapıyor? Yani maksada daha çabuk ulaştırıyor. Yani sen, ben de sabredeyim demek. Allah Allah 1.000 sene. Yani gözünde büyütüyor insan. 1.000 sene kalmış. 1.000. Madem öyle o Nuh Aleyhisselam 1.000 sene kalmış ve o sıkıntılara sabretmişse ben daha çok sabretmem gerekir. Bak ne yapıyor? Garada daha çok ulaştırıyor. وَجِئَ بِالْمُمَيِّزِ اَوَّلًا بِالسَّنَةِ فَلَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا 50 عَامًا. Bak ilk önce sene getirdi. Elfes burada sene geldi. Sonra amen dedi. Bak sene am. İşte aynı mani ifade ediyor. Niye öyle diyor? Sümme bil ami liyenne tekrara lafzin vahidin fi kelamin vahidin hakikun bil ictinabi fil belagati. Tek bir kelamda tek bir lafzın tekrar edilmesi diyor belagatta ondan sakılması daha uygundur diyor. Yani insan hani belagat açısından aynı ifadenin içinde bir lafzı aynı kelimeleri tekrar etmekten kaçınması gerekir yani. O yüzden Yüce Allah buradaki mümeyyizi sene getirdi. Burada amen getirdi ki ne olsun tekrardan kaçınasın diye. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Tufan onları yakaladı. Nefislerine zulmederken, küfür, yani Allah'ı inkar ederek, nefislerine zulmederken tufan onları yakalayıverdi. Tufan nedir? Huve, bu tufan. مَا اَتَافَ وَاَحَاتَ بِكَسْرَةٍ وَغَلَبَةٍ مِنْ سَب۪يلٍ. Bu min sebil, min seylin olacak. Ne kadar hatalar var bu nüshada da. Min seylin, bu ba yanlıştır. Min seylin, ev zalami leylin, ev nahvihima. Yani çokça ve böyle baskın bir şekilde, galiba baskın bir şekilde, üstün bir şekilde insanı kuşatan sel, gece karanlığı ve bunun benzeri şeylerdir demiş. Tabi bu ibarenin hepsini de dediğimiz gibi Keşşaf'tan naklediyor İmam Nesefi. Bak Keşşaf'ın ibaresi de burada. Fe'in kulten, bak Keşşaf ta burada var. Tabi üstte aynı ibareler var. Felime ca'al mümeyyezu evvelen bis seneti ve sene bil ami kultu li enne tekrire lafzil vahidi fil kelamil vahidi hakikun bil işlemi fil belagati. Evet. Bak ve tufan ma etafe ve ahate bi kesreti ve galabeti min seylin. Bak seylin. Ev zalami leylin. Ev nahvihima. Dediğimiz gibi İmam Nesefi olduğu gibi Keşşaf'tan naklediyor ama hiç de söylemiyor yani demiyor işte Keşşaf'ta böyle var. Fencaynahu yani Nuh'u kurtardık ve ashabe sefineti gemide bulunanları ve kâne semaniyeten ve seb'ine nefsen. Tabi bunlar 78 kişiydiler.
Nisfuhum zukurun ve nisfuhum inasun. Yarısı erkek, yarısı kadın idi. Minhum evladu Nuhin, Sam, Ham ve Yafes. Bunlar vardı. Ve Nisa ve bunların hanımları vardı. Bunlar rivayet tabi. Ve ceannaha ey sefinete, evil hadisete, evil kısada. İşaret bu ha zamiri ya sefineye gider, ya hadiseye gider, ya kısa gider. Ayeten yani ibreten ve izzeten lil alemin yetteizûne biha. Hatta bazen Nuh'un gemisini bulduk diyorlar. İşte belki yani o gemiye gitmesi daha yakındır. Çünkü zikir geçmişti. Biz o gemiyi insanlara, yani Nuh Aleyhisselam'dan sonra gelen insanlara bir ibret olarak bıraktık diyor. Cudi Dağı'nın üzerinde. Ve İbrahim'e bu nusibe bi idmari uzkur, yani uzkur İbrahim'e mensuptur. Uzkur, mahsup bir uzkurla. Ve ubdile anhu izgale. İbrahim'den bedel de izgale, yani bu bedele ihtimal. Şimdi bir derste ihtimal bir şeye müştemil olması lazım. Edecek liyenel ahyane, çünkü buradaki iz vakit zamanı ifade ediyor. Teştemil ala ma fiha, çünkü bu vakit İbrahim'i de kuşatıyor. Ya da bu İbrahim ma'tufun ala Nuh'a atıftır. Ey ve ersena İbrahim'e. O zaman ve iz de zarftır li ersenna'ya. Yani ersennahu hine belaga mine sinni evvel ilmi meblagan salaha fihi li en ya'iza kavmahu ve ye'mirahum bil ibadeti. Yani diyor biz İbrahim'i kavmine öğüt, nasihat verecek, onlara hakkı, gerçeği arz edecek ve onlara ibadet ve takvayı emredecek bir yaş ve ilme ulaştığında peygamber olarak onu gönderdik. Vakara İbrahim en-Nakhai ve Ebu Hanife rahimehumullah ve İbrahimu okumuşlar bir raf'i alamana ve minel murseline İbrahimu. İbrahim de gönderilen peygamberlerdendir. İzkarlı kavmi Ubudullah, Allah'a ibadet edin. Vettekuh, ondan sakının. Zalikum hayrul lekum minel küfri, bu küfürden sizin için daha hayırlıdır. Yani Allah'a inkardan, puta tapmaktan. İn kuntum te'lemun, eğer bilirseniz. Yani in kâne fîkum bima huve hayrun lekum mimma huve şerrun lekum. Tabi bu ibarede bir eksiklik var. Bunu da Keşhaf'tan almış bak. Burada bir ilim eksiktir. Keşhaf'ın ibaresini açalım. Evet, Keşhaf'ın ibaresi burada. İn kuntum ta'lemun. Bak, İbrahim bir rafi alamana ve minel mürselene İbrahim'u. Ve kara İbrahim en-Nakhai'yu ve Ebu Hanife. Bak, aynı ibare burada var. Bak, mesela aynısını buradan almış. Yani inkâne fîkum ilmu. Bak burada bir ilim var. Ne? Sizde ne karşı bir ilim var? Bimâ huve hayrun lekum. Mimâ huve şerrun lekum. Yani hayrı şerden, yani sizin hayrınıza olanı şerrinize olandan ayrılacak bir ilim, bir meleke varsa siz ne yapın? Allah'a ibadet edin. Putlara tapmaktan vazgeçin. Evet. Bak burada in kana fikum ilmun bima. Çünkü bu ba bir şeye taluk edecek. Buradaki ilme taluk etmişler. Bak nasibin ibaresine geçelim şimdi. Bak in kana fikum bima. Şurada bir ilim olacak. Şurada şöyle bir ilim oldu mu tamamdır. İn kana fikum ilmun bima ve hayr lekum bima ve şerr lekum. Evet. Yani sizin için neyin iyi, neyin kötü olduğunu ayırt edecek bir ilim varsa putlara değil de Yüce Allah'a ibadet edersiniz ve ondan sakınırsınız. Evet. Şurada kalalım 17. ayette. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yüce Rabbim ayetlerini anlama
kabiliyetini bizlere bahşetsin.